Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kraliçenin yemeğini getirdim. Dün Boykan'ın yemeğini verdim arkadaşlar. Dün akşam. Bugün daha yeni işten geldim. Bir baktım ki affedersiniz kusmuş. Zaten iki günde bir yiyor. İştahsızlık var bu aralar. Ne olduysa bir de yemeğini kusmuş arkadaşlar. Şimdi kraliçe karnını doyurduktan sonra içeri alacağım. Bir veterinere gitmem lazım. Ne gerekiyorsa yapalım. Boykan'ın zaten bu iştahsızlık sorunu benim moralimi iyice bozuyordu. Şimdi de bunu da bu şekilde gördüğüm zaman gece moralim bozuldu. Kraliçenin oğlunu getireceğiz dedik. Dün akşam arkadaşlar peşine bayağı bir takıldık. Köpeği neyse bulduk. Ses diyoruz. Ekmek atıyoruz, kemik atıyoruz. Köpek bizden çekiniyor, bayağı bir çekiniyor. Çünkü insanlar o kadar kötü ki, nalet olsun yani, ben ne diyeyim artık. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Köpeğin hiçbir şekilde insanlara bir özgüveni yok yani, hiç güvenmiyor arkadaşlar. Ele gelmiyor yani, en sonunda bir bahçeye sıkıştırdık. Yani karabağlıyız, belki 5-6 kişi varız. Etrafını sardık. İşte sesliyoruz, böyle yavaş yavaş yanına gidiyoruz. Korkutmamak amacıyla. Köpek yok arkadaşlar ya. Bize birilerine diş vurup kaçıyor yani. Biraz daha yaklaşsak bizi de kapacak. Böyle de bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle ele gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Yoksa kraliçenin oğlunu alıp bakmak vardı. Volkan abiyle konuştum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız yorumlarda ateşin oğlu falan diye yazanlar var. Olabilir diye. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ama kraliçe bir ara davara gittiği zaman arkadaşlar, amcasının çok güzel bir davar köpeği varmış. Onunla eşleşmiş. O da onun oğlu. Zaten ateşten olmuş olsa o köpek, yani daha doğrusu siz bunu tam olarak anlayamazsınız. Çünkü yakından bir videosunu alsaydım daha iyi anlardınız. Köpek bildiğiniz bariz Anadolu çoban köpeği. Çünkü babası Anadolu çoban köpeği olduğu için o şekilde. Volkan abiyle zaten biz bu konuyu konuştuk. Babası da iyi bir köpekti falan dedi. Hatta şu anda o köpek oralarda yok mu? Çalınmış mı? Bir şey mi olmuş? Bilmiyoruz onu da. Yoksa resmini falan istediğim zaman Volkan abi de öyle bir şey söylemişti. Maalesef yani demek istediğim bu ki kraliçenin oğlunu büyük ihtimalle getiremeyeceğiz. Çünkü ele gelmiyor. Dün yani 2 saat boyunca köpeğin peşine bir o yani bir bu yani, oraya sesliyoruz, buraya geliyoruz, o tarafa gidiyoruz. Oradan kaçıyor, bize diş atıyor. Olmuyor arkadaşlar. Yani köpek yozlaşmış bir kere. İnsanlar o kadar kötü ki valla. Köpeğe da nasıl vurdularsa, nasıl kovdularsa, biri bağırır, biri taş atar, bilmem biri ne yapar. Ondan dolayı yani sokağa düştün mü sıkıntı. Ha, yaşı genç olduğu için alırdım. Onun bir güzel kilosunu aldırdıktan sonra annesi zaten ortada. Ya, soy yalan söylemez yani. Bir ay sonra köpeğin özgüveni kendine gelirdi yani. Ama maalesef olmadı. Her şeyin ailesinde diyelim arkadaşlar yani, yoksa öyle güzel bir değerin sokaklarda kalmasını istemezdim yani. O yüzden böyle bir planım vardı. Getirmeyi düşünüyordum ama olmadı. Bugün de iş çıkışı Boyka'yı Baron'la karşılaştıracaktık arkadaşlar. İyi ki de olmamış. Çünkü Boyka'nın durumu şu anda ortada. Yoksa güzel götürüp böyle birini oraya birini oraya bağlayıp böyle güzel bir değerlendirme, güzel bir karşılaştırma videosu yapabilirdik ama zaten arkadaşın da işi çıktı. Arabayı kaçırmış. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Bu iş kaldı. Ondan sonra gittim kraliçenin
Simidini, poğaçasını işte içine yemeğini katıyor getiriyoruz. O ara fark ettim. Boyka yani çok değişik bir şekilde yatıyor. Yanına bir baktım. Allah Allah bu ne? Bir baktım arkadaşlar. Yani zannettim misalliklerde. Yani affedersiniz. Bu şekilde konuştuğum için. Maalesef kusmuş arkadaşlar. Yani köpek rahatsız belli ki. Ama o kadar da dikkat etmemize rağmen mesela yediği şeylerden de olabilir bilmiyorum ama aynı şeyleri kraliçe de yiyor arkadaşlar şimdi. Bilmiyorum artık. Ondan sonra gezdirmemiz olsun mesela hiç buralarda zaten gezdirdiğimiz zaman hayatta zincirden açmıyoruz. Çünkü açtığımız zaman direkt yani nerede köpek sesi duyarsa gider orada o köpekleri halleder yani. Çünkü o köpekler zamanında kısan köpeklerin içinde arkadaşlar ezandan sonra devam edelim. Yani arkadaşlar demem o ki Boyka'yı buralarda kesinlikle açık dahi bırakmıyoruz. Çünkü bıraktığımız zaman buradaki diğer köpeklerle hiçbiriyle zaten anlaşmıyor. Zamanda da zaten anlaşmadığı için hepsi de o köpeklerin hepsi de buna düşmanlar. Yani onlar birlikte şu anda takılıyorlar hepsi. Boyka'yı tek gördükleri zaman da Boyka da zaten çekinmeden işlerine girdiği için zamanda yani bir sıyırma muhabbeti falan olmuştu. Gece yarısı gittiği zaman o köpekler zaten Boyka'yı fena bir şekilde dövmüşlerdi. Ondan dolayı o köpekler de kaç tane köpek birleştiği zaman Boyka'ya yara verebiliyorlar. Ve Boyka'da da öyle bir şey var ki korkusuz bir şekilde işlerine giriyor. Onları tek düşürdüğü zaman da aynı şey hareketlere düştüğü için de biz buralarda serbest bırakmıyoruz o köpeği. Ama bu niye bu hale geldi? Niye böyle zayıfladı? Arkadaşlar ilk zamanlarda daha sıcaklar vardı. Köpek öyle kiloluydu ki yani. Hatta biz bilene şaşırıyorduk dedik. Bu sene maşallah hiç kilosunu bozmadı. Hatta bu sıcaklar olmasına rağmen Boyka kilo almaya başladı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hatta hava serinlemeye başladığı halde bilene köpek zayıflıyor ve bu günden güne görüyorum. Eriyor köpek gözlerimin önünde ya. Bu yani normal bir şey değil. Şimdi örnek vereyim. Kraliçenin oğlunu falan getirdiğim zaman getirebilirsem de biraz zor görünüyor da ama getirebilirsem de kesinlikle Boyka'ya şey yapamayız arkadaşlar. Nasıl diyeyim size böyle temas halinde bile ne getiremeyiz. Ha belki zincirde böyle yan yana durabilirler ama Boyka tuttuğunu bozuyor. Hele bir de ki o yavru daha yani yaşını yeni gelmiş veya geçiyor. Ondan dolayı sıkıntı. Neyin kokusunu aldı kızım sen? Kraliçe. Ne oldu? Benim kızıma yat 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 fıstık fıstık bu. Benim kızıma. Gün geçtikçe ağırlaşıyor. Eğer ilk eşleşmeden aldıysa dediğim gibi ayın 1'i veya 3'ü arası doğum gerçekleşebilir. Ama son eşleşmelere doğru aldıysa ortalara doğru da olabilir. En son eşleşme ayın 16'sında oldu arkadaşlar. Ne oldu kızım? Ne oldu? Kraliçe? Kim o? Kim o? Sen boşuna öyle yapmazsın. Kim var orada? Kimse de yok. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.